Değerli arkadaşlarım, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, günlerdir sonucu beklenen YSK kararı henüz 10 dakika öncesi itibariyle Anadolu Ajansı tarafından verilen bir haber gereği net bir şekilde açıklandı. 7, her ne kadar YSK şu an itibariyle resmi bir açıklama yapmadı ama devletin ajansının yapmış olduğu açıklamaya elbette ki itibar etmek gerekecektir. Ve 7'ye karşı 4 çokluk oyuyla, çoğunluk oyuyla YSK seçimlerin yenilenmesi hususunda karar vermiş durumda. Değerli arkadaşlar, bu videoyu derhal hazırlamaktaki amacım şuydu. Bu kararın hemen ardından şurada görmekte olduğunuz gibi uluslararası piyasalarda 6-15 seviyelerine doğru hızlı bir şekilde hareket eden dolar TL, USD TRY kurunun ardından gördüğünüz gibi 6.08-6.09 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanmakta. Amacım aman aman oluşan bu haberin etkisiyle ve özellikle dün ve bugün YouTube'da basında okuduğunuz İşte seçimler iptal olduğu anda dolar TL 7 lira olacak, pazartesi günü iptal olursa 7'ye 8'e fırlayacak gibi gibi veya birkaç gün içerisinde şu olacak bu olacak yönündeki haberlerin etkisine kapılıp da lütfen ama lütfen bilinçsiz ani adımlar atmayınız, anlık kararlar vermeyiniz. Değerli arkadaşlar, karar biraz önce, henüz 10 dakika önce basına düştü diyelim. Veya TV kanallarında altyazı olarak son dakika haberi olarak geçti. Ben de Twitter adresimden bu hususta ilgili olarak gerekli bilgilendirmeleri yaptım. Ama tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki USD TRY kuru anlık bir şekilde 6.14.97 seviyesini gördü. Ve şu an için 6.09-6.10 civarında bir seyir içerisinde. Değerli dostlar, anın vermiş olduğu gelişme ile gelinen seviye bu noktadır. Ve ben sizlere özellikle hafta sonu vermiş olduğum analizlerde 6.20 seviyesine doğru bir atak olabilir. Seçimlerin iptali durumunda 6.20 seviyesine doğru bir yaklaşım söz konusu olabilir diye özellikle vurgulamıştım. Ve asla 6.5'ları 7'leri bu haberin etkisiyle anında görülmesi hususunda bir görüş beyan etmedim. Lütfen ve lütfen sizler bu konuda dikkatli olunuz. Seçimler iptal oldu deyip de atıyorum 6.15'lere, 6.17'lere doğru bir atak olabilir. Şu an Türkiye piyasaları kapalı ama uluslararası piyasalarda dolar TL'nin işlem gördüğünü biliyoruz veya FX piyasalarında dolar TL işlem görüyor. Ancak makas aralıkları çok yüksek seviyelerde. Bu haberin ardından oluşan tepki şu an itibariyle 6.15 seviyelerine kadar gerçekleşti. Zira bugün zaten doların 6 üzerine çıkmasıyla, 6 üzerinde bir seyir kazanmasıyla her ne kadar Trump mevzusu, affedersiniz, ABD Çin ile ilgili olan mevzular, şunlar bunlar, bu konunun bir faktörü gibi görülüyor olsa bile ana faktör tamamıyla ve tamamıyla bugün açıklanması muhtemel olan seçim sonuçları ve bir şekilde piyasa bu konuyu fiyatlamış durumda oldu. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle sizlere sürekli olarak aktarmış olduğum grafiğimde kırmızı çizgilerimizin ifade etmiş olduğu noktamız 6.11-6.12 seviyesi konumunda. Bu seviyenin üzerine çıkıldı. Ancak 6.11 üzerinde veya 6.12 olarak görüyoruz şu an itibariyle konumu. Bu seviyenin üzerinde henüz yerleşim gibi bir tablo olmadı. Bu seviye destek konumuna getirilemedi. Bu nedenle değerli dostlar 6.06-6.07 seviyesi şuradaki görmüş olduğunuz nokta hala bir destek konumuna gelir mi gelmez mi sorusunun cevabı aranacaktır. Bu sebeple hızlı hareketler olacaktır, sert hareketler olacaktır. Alım-satım aralıklarında büyük farklılıklar olacaktır. Ama sizler eğer ki belli bir seviyenin net bir şekilde destek haline geldiğinden emin olmadan en azından ve en azından şurada görmekte olduğunuz 6.06-6.07 bölgesinin veya eğer ki yarın piyasaların açılmasını müteakip bir şekilde şurada görmekte olduğumuz kırmızı hattımız olan 6.12 seviyesini en az 2-2,5 saat hatta 3 saat destek konumunda görmeden alım hususunda adım atmayınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla ve tamamıyla sizleri koruyabilmek, yüksek seviyelerden alım yapıp da 1-2 gün sonra hatta 3-5 saat sonra bu yükselişi fırsat bilenlerin yapacakları kar satışları ardından dolar TL'nin
6 seviyesine ve hatta 6 seviyesinin bile aşağısına 5.95-5.96 bölgesine kadar 1-2 gün içerisinde bugünlerdir beklenen seçim mevzusundaki beklentinin sona ermesini müteakip beklenti bitti sendromuyla belli satışlara maruz kalmanızı ve yapmış olduğunuz işlemden pişmanlık duymanızı asla istemiyorum. Mutlak ve mutlak surette ya 6.06-6.07 seviyesi veya 6.10-6.12 bölgesinin destek olarak en az 3-4 saat ve hatta bir gün, iki gün bu seviyenin destek konumuna geldiğini izlemek durumundayız. Evet, sert dalgalanmalar olacaktır belki, 6.18'lere çıkacaktır, belki diyorum 6.20'nin de üstünü görmek isteyen abartılı bir hareket olabilecektir. Ancak bu ihtimalleri zayıf görüyorum. Şu an itibariyle ilk tepki 6.15 ile sınırlı kaldı ise 6.15'i zorlamak isteyen bir gayret olsa dahi buradan satışların gelebileceğini düşünüyorum. Zira ilk tepkide 6.15'e yönelik bir atak oldu. 6.14.97 görüldü ve birkaç dakika içerisinde tekrar 6.09-6.08 bölgesine doğru bir geri dönüş yaşandı. İlerleyen dakikalarda YSK'nın almış olduğu kararın gerekçelerini duyacağız, öğreneceğiz. Siyasilerin bu konuda yaptıkları açıklamalar ve özellikle muhalefetin yapacağı açıklamalar nasıl bir siyasi gerginlik ortamı oluşturacaktır bilmiyorum. Ama uluslararası piyasaların vermiş olduğu bu tepki kadar uzunca bir zamandan beri dolar TL'nin 6 üzerine çıkması ve 6 üzerine çıkması durumunda realize etmeyi düşünen belli bir kesiminde var olduğunu dikkate aldığımız zaman 6 seviyesi üzerinde bir kar satışı sürecinin olabileceğini, böyle bir durumun yaşanabileceğini mutlaka ve mutlaka dikkate alınız değerli dostlar. Bu videomdaki tek amacım sizleri uyarabilmek ve 18 Ağustos tarihinden sonraki yaşamış olduğunuz o olayları bir kere daha yaşamayasınız diye birilerinin derhal 7 olacak, 10 olacak, 8 olacak, işte gördüğünüz gibi seçim iptal oldu, Trump şöyle yaptı, bu böyle yaptı gibi bir takım olayların etkisine kapılıp da rüzgarı arkanıza alarak sürü psikolojisiyle hareket ederek zararda kalmanızı, terste kalmanızı, pişmanlık duymanızı kesinlikle ve kesinlikle arzu etmiyorum. Sevgili dostlarım, ilerleyen saatlerde tekrar daha ayrıntılı bir analiz vermeye çalışacağım. Bu vesileyle herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.